Alıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Sayın Akif Amay, Seyhan Belediye Başkanı adayımız. Arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkan Adayımız Akif Akay. Bu ay milliye denilen hoş geldin. Selam Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar. Merhaba arkadaşlar. Biz bu ay milliyeci olarak her zaman Zeydan Başkanı biraz önce içeride de ifade etti. Yanımızda maddi manevi desteklerini ve gücünü gördük, hissettik. Dolayısıyla bu son derece bizim için önemli bir mutluluk ve birlikte hedefe ulaşabilmenin de birçok göstergesini yakalamış olmanın güzelliği. Ben inanıyorum, biliyorum, hissediyorum ve istiyorum. Burada pozitif ayrımcılık da yapıyorum. Zeydan Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını, olması yolunda da her Kuvayi Milliyeci'nin elinden gelen bütün çabayı sarf edeceğine inanıyorum. Ben sözleri kendilerine bırakıyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Onlar da teşekkür ederim. Zaten Kuvayi Milliyeci'ydi arkadaşımız, Sayın Genel Başkanım, benim, Belediye Başkanım. Şimdi biz hem rozetle hem de kalpakla kendini tam Kuvayi Milliyeci Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıyoruz. Tanıtacağız. Ruhunuz açık olsun, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Akif abi, size de takdim edeceğiz. Evet Seyhan, belediye başkanı adayımız. Şöyle biraz daha içeri gelsin. Kuvayi Milliye ile iç içe çalışacağız. İnşallah. Dışarıdaki arkadaşlar şöyle içeriye şöyle gelebilirsiniz. Mikrofonu kullanalım. Tamam, peki. Biz burada bir dernek ziyaretinde bulunuyoruz. Görünüşü öyle. Ama biz aslında bizim varlık nedenimiz olan bir ismi taşıyan bir kurum içerisindeyiz. Ona gönülden bağlı olan insanlar içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bütünüyle Kuvayi Milliye üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi de otel lobisinde kurulan, dış icazetlerle kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Kuvayi Milliyecilerin, müdafaa-i hukukçuların kurduğu bir partidir. Temel felsefesi anti-emperyalizmdir, tam bağımsızlıktır, hukukun üstünlüğüdür ve ulusal egemenliktir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlardan hiç vazgeçmedik. Her zaman için anti-emperyalistiz. Her zaman için bağımsız olmanın peşindeyiz. Tabii günümüze geldiğimiz zaman şu anda bulunduğumuz, yani niçin burada olduğumuzun da bir göstergesi olarak
bu ulusta, bu ülkede seçilecek insanları sonuçta halk tarafından seçilme gerekliliği nedeniyle buradayız. Ve tabii her şeyden öte, özellikle günümüzde hukukun üstünlüğü olan temel kavramda aslında kuvayi milliyetçilerin de mutlak surette uyması gereken şeydir ve bunun için çaba harcamak zorundalar. Sizinle birlikte olmak başka bir duygu. İşte 1900'lere gidiyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk'lere gidiyorsunuz, Osmanlı'nın son dönemlerine gidiyorsunuz, Kurtuluş Mücadelesi'ne gidiyorsunuz ve onları alınca da Kuvayi Milliye'nin ne kadar büyük bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Yani hani bir şey olduktan sonra, bir şeye sahip olduktan sonra o işi çok önemsemez oluyor insanlar. Oysa o işe sahip olmak o kadar çok bedel ödemeyle oluyor ki bunu asla unutmamak gerekir. Ve asker yok, silah yok, barut yok, para yok, hiçbir şey yok. Burada imkansız olan bir şey Kuvayi Milliye ruhuyla, Kuvayi Milliye ile milli güçlerle, tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir bağımsızlık mücadelesi başlıyor. Ve olmaz olduruluyor. Olmaz olduruluyor. Ve değerli arkadaşlar, şimdi bu kuvvetleri başka ülkelerdeki kuvvetlerle eş tutmaya, benzetmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, Çanakkale Savaşı bir bağımsızlık savaşıdır. Dünyanın en büyük devletleri bir memleketi işgal etmeye çalışıyor ve buna direnen ulusal kurtuluş örgütleri var. Mustafa Kemal Atatürk var. Bu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir mücadeleyle kıyaslanamaz. Kurtuluş mücadelesi işgal edilmiş, müstemleke olmuş ve o günkü emperyalist güçlerin en kuvvetlisinin işgal ettiği bir ülkenin kurtuluş mücadelesinin öncüleridir Kuvayi Milliye. Bunun örneği var mı? Bunun örneği var mı? Hani başka ülkelerdeki başka kuvvetlere benzetmek Kuvayi Milliye'yi ancak ve ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını küçümsemek anlamında gelir. Kuvayi Milliye öyle sıradan bir yapı değildir. Birine benzetecek bir yapı da değildir. Kuvayi Milliye bağımsızlık demektir, özgürlük demektir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki zihniyet demektir. Hani esas memleketin bekası da o yıllarda sağlanmıştır sizlerin sayesinde. Şimdi beka beka diyorlar ya, beka sorunu çözen bu yapıdır. Uzunca sürdüren de bu yapının torunlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuran da zaten bu yapıdır, oradan çıkmıştır. Şimdi beka diyorlar, beka sorunu var diyorlar. Beka sorunu şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz. Ben buradan bir şey söylüyorum. Beka sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Beka söz, Kuvayi Milli ruhuna dönün. Mustafa Kemal Atatürk'ün ayarlarına dönün. Beka sorunu böyle çözülür. Böyle bir beka sorunu böyle çözülür. Değerli arkadaşlar, değerli abilerim, ben hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Bu örgüt bizim hep yanımızda durdu. Biz de hep yanında durduk. Kuvayi Milliye bugüne kadar ne istediyse Seyhan Belediyesi yapmıştır. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Ve Seyhan Belediyesi'ni de büyük bir mutlulukla memleketin en dürüst, en güzel kalpli abimize terk ediyorum. En güzel abimize. İçimiz rahat. Biz en doğru, en dürüst, Beytülmalı kimseye peşkeş çekmeyecek insanlara teslim etmeliyiz. Bu memleketin kaynakları nasıl ki İsmet Paşa, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çok hassas davranıldı, yoktan var edildi, 15 yıllık bir ülke yarattılar. Onların hassasiyetini biz taşıyoruz. Çünkü ben her zaman söylerim, bizim dün de önderimiz, liderimiz, referansımız Mustafa Kemal Atatürk, bugün de Mustafa Kemal Atatürk, yarın da Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Ve hepinize saygılarım. Sağ olun, var olun.